Tolks'la çarpan yüreklere selam. Son dakika Fener galibiyeti görmekten dudağım uçukladı. Dudağın haline bak. Son dakika üst üste sevinen Fenerli görmekten dudağımda uçuk çıktı. Sağlığımı bozan Sağlığımı bozan Allah aşkına şu daha bakın. Üst üste birbirinin üstüne çıkan Fenerli görmekten dudak attı ya. Fenerli kanzileri yine de tebrik ederiz. Yine de helal olsun. Fenerbahçe üst üste şampiyonluk maçları kazanmaya devam ediyor. Yani yıl sonunda baktığın zaman şampiyonluk orada gelmişti denecek maçlar vardır. Fenerbahçe hakikaten bu sene üst üste çok fazla şampiyonluk 3 puanı kazanıyor ama bilin bakalım ne eksik? Şampiyonluk. Yani çok acayip bir Galatasaray'a denk geldi. Şans, bu da bir şans. Yani bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak topu oynuyor. Ama karşısında da abuk subuk bir Galatasaray var. Yani saçma sapan bir Galatasaray var. Yani şampiyonluk için bu kadar puan alman gerekir zaten. Yani şu an Fenerbahçe'nin topladığı kadar e, topu oynamıyor, topu oynuyor itiraz edebilirsiniz de puanını topluyor diyeyim. Şampiyonluk için yeterli puanı topluyor ama yani ka bu kadar puan toplayabilirsin zaten. Yani bundan fazlasını e, Alman saçmalık olur. Okan Buruk o saçmalığı yaptığı için şu an Fenerbahçe bence ikinci. E, şanssız bir durum yani yapacak bir şey yok. Hoca sen Başakşehir'e yakın oturuyor musun? Sana da yazıyorum sarı kart. Başakşehir'e yakın oturmuyorum. Başakşehir nerede ki? Belki de yakın oturuyorumdur bu arada bilmiyorum. Ee, bu oyunla bu kadar puanı nasıl toplayabiliyor? Ya abi topluyor bir şekilde. Öyle topluyor, böyle topluyor. Yani sen buna hakem de, öbürü şans desin. Fenerli mücadeleyi bırakmıyoruz. Ceza sahasının içinde çok sık topla buluşuyoruz. Bir şekil üretiyoruz der. Ee, de yani bu öyle ya da böyledir bunun cevabı. Öyle ya da böyle. Fenerbahçe bu sene şampiyon Ligde şampiyon olacak takım puanı toplayabiliyor. Ama işte dediğim gibi ne eksik şampiyonluk. Galatasaray çok acayip önde götürüyor. Ee, Görkem sağ olsun bugün bizlerle beraber. Hoş geldin kral. Hoş bulduk abi. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Ee, Valla abi ben bir girizgah yaptım. Çok hani seyir açısından keyifli bir maç değildi ama Fenerbahçe iki hafta üst üste önce evinde sonra deplasmanda geriden gelip bir şekil kazanmayı biliyor. İyi ee, mücadele ediyor. En azından mücadeleyi bırakmıyor. Yani sahada olumlu bir futbol var mı dersen hani çok fazla bir olumlu bir şey söylemek zor ama mücadeleyi bırakmıyor. Bir şekilde kazanıyor. Bununla beraber de bugün çok acayip bir an var. 1-0 gerideyken Yan Uzoj'un kaçırdığı direkten dönen top belki de Fenerbahçe'yi sezon bittiği noktada Fenerbahçe için birçok şey ifade edebilecek bir pozisyon olacak. Yani üç 3 maç oldu galiba. Karagümrük maçında da geriden geldi Fenerbahçe. Orada da bir kaleci hatası ile duruma düşmüşlerdi. Ankara gücü maçında bir kontradan gol yediler. Bugün de yine bireysel bir hata. Aslında söylediğin gibi yani bugün top direkten döndüğünde aklıma direkt Soner Soneray doğdu, Akisar Beşiktaş maçı geldi çok çok yakın bir Fenerbahçeli arkadaşım var. Tam o sırada onunla yazışıyorduk. Top direkten döndü dedim ki bu şampiyonluk direkten dönen pozisyonu olabilir. Hakikaten bir 3 dakika sonra da iki tane gol oldu. Fenerli dostları tebrik ediyorum. Hakikaten çok enteresan bir sezon yaşıyorlar. Yani acısıyla tatlısıyla çok uzun süren bir serüven olacak belli ki. Hani sonunda ya çok mutlu olacaklar ya da gerçekten hani her hafta umudunu tazeleyip tazeleyip artık o bekleyen haftada çok ciddi bir hayal kırıklığına uğrayacaklar. Ama bence 1-2 sene sonra güzel bir sezon olarak bu sezonu hatırlayacaklar. Çünkü hakikaten senin de söylediğin gibi çok ciddi puanlar topluyorlar. Bir şekilde oyundan düşmüyorlar. Çok fazla hamle yapma şansı var Fenerbahçe kadrosunun tabii. Valla tebrik ederim söyleyebileceğim pek şey. Bu Galatasaray'la dostlar için de bugün hakikaten üzücü bir gün. Yani kendimi onların yerine koyduğumda son yani 3 haftadır geriden gelen bir Fenerbahçe son 2 maçı da 90 artılarda çeviren bir Fenerbahçe. Çok daha erken Hayır. koparabilirdi Galatasaray Ligi belki de bu son 2 hafta olmasa. Evet iki takım için de aslında bu durum geçerli. Yani Galatasaray bunu diyebilir. Fenerbahçe dediğin gibi yani Galatasaray çok ekstra bir puan topluyor. Puan ortalaması anormal seviyede. Normal bir sezonda bu topladığı puanlarla çok rahat şampiyon diyebilirdik Fenerbahçe için de bence. Ee, Hayırlısı olsun izleyip göreceğiz. Bizim için keyifli oluyor açıkçası. Ne zamana kadar devam edecek böyle bilmiyorum ama... E, ...en azından izlemesi, takip etmesi keyifli diye düşünüyorum. Ya izlemesi, takip etmesi keyifli bir yandan... da penaltı kaçırdı City'de bu arada. Dışarı vurdu Bayern'e karşı. 0-0 devam ediyor. Çok da önemli değil ah. City. İlk maçı 3-0 kazandı gerçi de. Penaltıyı kaçırdı. E, i̇zlemesi zevklinin ötesinde zaten gergin bir gündem var Türkiye'de ekstradan bir gerginlik oluyor ama ya yani, yani şu dönem ne desen insanlarda bir ekstradan bir gerginlik bir stres oluyor ki bu sene Türkiye hakikaten don lastiği gibi gerildi ya öyle abi yani, ve Mayıs ayı hani hakikaten... Fener şu iki hafta bir elimde bir imkan olsaydı yani chat'teki Fener'li kardeşler yanlış anlamasın elimde bir imkan olsaydı Fener'i bu iki haftada yenildirirdim yani yani milletin en azından bir şampiyonluk için bir kafası rahat olsaydı. Stres mi stres? Bu e, yani katlanılır bir stres yok şu an sosyal medyada. Özellikle sosyal medyaya iş yapan biri olarak. Yani geçen gün işte keyfinin bir bölümünde e, işte makarasına basketbolla ilgili bir şeyler söylüyoruz işte yani makarasına ya yani bizim ne şeyimiz var basketbolla falan filan yani ne alakamız var ne bilirim. Yani öyle bir e, makara olsun diye bir şeyler söylüyoruz. Anasını satayım millet beni sokakta bulup öldürecek diye. Ya. Yani bu acayip bir gerginlik var millette. Hem sını şey stresi var, hem Galatasaray falan stresi var, hem seçim stresi var. Çok acayip. Millet acayip gergin yani. Farkındayım abi. Yani Mayıs ayı hakikaten çok enteresan bir ay olacak. İnşallah çok daha kötü şeyler olmaz tabii ama Fenerbahçeli ve Galatasaraylılar için hem seçim anlamında hem de şampiyonluk anlamında hakikaten çok belirleyici bir dönem. İnşallah en az hasarla atlatır her iki tarafta bunu. Bu arada çok sıkı bir keyfi izleyicisiyim. Başından beri. <laughs> bence bu bölüm Bence bu bölüm başından beri çekilmiş en iyi bölümlerden biri olmuş abi. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Onu da chatte şu an e, sabit Twitter, onundan bakabilir. arkadaşlar bir de ufak bir iki uyarı yapayım. Ee, dün de çok olmuş bugün de biraz gözüme çarpıyor ee, chatte bu kaba yorum saygısız yorum işine son veriyoruz daha doğru düzgün yorumlar yapıyoruz bizim eskiden daha toksiklikten uzak bir chatimiz vardı bugün 100 kişiye yakın e, ban kaldırdım bu e, Nisan'ın başından beri banlanan İnsanların banı 14 gün sonra bana düşüyor. Birçok insanın banını kaldırdım. Ama bu banlar kalktı demek kabalık, toksiklik, çete dönecek diye değil. Dün mesela ırkçılığa yönelik hareketler vardı. Gelen konuklara yönelik laflar var. Ya da ekranda biri çıkınca o insana karşı küfürler oluyor. Ya da kendi aranızda tartışıyorsunuz. Evet birçok banı kaldırdık. Ama yeniden banlar gelebilir. Yani ırkçılığa, hoş, bu kadar kaba yoruma, hakarete ban işi devam edebilir. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Biraz daha sakin, biraz daha düzgün yorum. Lütfen. Yani, hoca ben kibar biri değilim benim şey sinirlenince ağzımdan çıkana elimin yazdığına dikkatim yok. O zaman yazmamaya özen gösterin. Ee, bir bir Başakşehir'in ilk yarıda penaltı beklediği şey, penaltı değil de kırmızı kart beklediği Osterwold'elik delik bir pozisyon var. Osterwold'e de bu arada e, ikinci kez oluyor bu galiba. Osterwold'e bir kere daha böyle bir kırmızı verilmedi gibi bir durum oldu. Galiba Alanya maçı mıydı? Yok orada şey Osay elde. Osterwolden'in pozisyonuna ne diyorsun? Ben, kırmızı gibi duruyor bence. Abi ben de katılıyorum sana. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin de penaltı beklediği bir pozisyon var. Onu da konuşuruz istersen ama Osterwolden'in pozisyonunda kırmızı verilebilir. Ya ben biraz futbolun sert ve temasta oynanması gerektiğini düşünüyorum ligde. Çünkü futbolcular gerçekten çok kötü niyetli. Özellikle bu korner çizgisinin oralarda, taç çizgisinin oralarda en ufak temaslarda hep kendilerini bıraktıkları için yani verilse de olur, verilmese de olur bir pozisyon bence. Ya futbolcularda o iş çok var. Futbolcularda hakemi kullanma işi çok var maalesef. Ya bizim ligimizde gelen yabancı oyuncular da çok çabuk ıı, adapte oluyor bu duruma maalesef. Hakikaten çok kolay bırakıyorlar kendilerini. Yani bu bir hastalık olmaya başladı bizim ligimizde. <laughs> Çok problemli buluyorum. Penaltı pozisyonu ne diyorsun abi? Penaltı pozisyonu ya bence hakem doğru yaptı orada. Ben de devamı biraz daha yakınım. çünkü elini arkasına doğru sakınmaya çalıştığını düşünüyorum orada vücudu genişletmekten ziyade. Ya yani verse de yine bir şey diyemezdim ama ben hakem olsam vermezdim. Ya bana da öyle geliyor. Onun dışında ne diyecektim sana not almıştım. Mesela Samet Akaydın 5 milyon euro. Tuhaf bir çok 5 milyon euro. Çok üzücü bir 5 milyon euro. Yani çok sakar ve çok fazla hata yapıyor. Yani bir büyük takım stoperi olmadığını düşünüyorum. Belki yani, yanında çok ben iyi bir söyleyeyim. stoper olursa. Ben şöyle söyleyeyim. Ben Adana Demirspor stoperi olduğunu bile düşünmüyorum. Evet. Evet katılıyorum. <laughs> yani korkunç bir adam. Yani Fenerbahçe onu ne görüp 3.8 işte 3.8 yazıyorlar chatte. Ya aşağı yukarı maaşıyla ile o süre bu sene 5 bu sene alacağı para. Verecekleri para. Yani böyle bir parayı neye güvenip bağlıyorsun bir tane adama inanamıyorum yani. Ben Osterwold yaşında de büyük problem görüyorum. Offer yani daha tabii de problem, erken tabi, tabi. Yok yani hani şu ana kadar verdikleriyle problemli bir transfer. Yani iyi bir transfer falan değil. bir defa abi fiziği ve yapısı sol bek oynamaya uygun değil gibi geliyor bana. Yani çabukluk konusunda ciddi bir problemi var. Ee, topla ilişkileri de çok sağlam değil. Yani bugün kaç kere Deniz Türk topla arasına girip hamle önceliğini alarak faul aldı. Daha önceki maçlarda da çok canlı izlediğimde de bunu fark ettim. Biraz sol bek işlerinde problem var gibi duruyor. Alioski de tam o beklenen verimi veremiyor ama bence Alioski oynar bu takımda. Ben Fenerbahçe hocası olsam şahsen sağ bekte O'Sai, sol bekte Ferdi denerim. Ferdi sol bekte sağ bekte oynadığı kadar verimli olmuyor belki ama ben O'Sai'nin önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum özellikle bizim ligimiz için o dinamizmi çok önemsiyorum. Ama Jesus çok fazla tercih etmiyor. Jesus'un bugün 45'te Arda'yı alma işi vardı. Ben çok anlayamadım açıkçası. Ya yani Arda geçen maçtaki kadar iyi değildi ama... Belki bir sakatlığı ıı, falan vardır. Maç sonu açıklama gelir. Olabilir. Fenerbahçe'li takip ettiğim e, medyadan insanlar ve yakın dostlarımın paylaştığı Twitter'e göre muhabirlerden alınan habere göre pek bir şey yokmuş ama ee, bilmiyorum yani, yani hocanın şimdi, arda ya ya ardayı çıkartıp ardayı herhalde. çıkartıp maçları çeviriyor ee, kimse de Gakkuk diyemez herhalde kazandığı süreci Tabii abi ben sussa birazcık bu anlamda haksızlık yapıldığını da düşünüyorum evet hocanın e, bence de ilk yarıdaki gibi formu de yüksek değil ama Bence Fenerbahçe bu sefer en azından Ali Koç'la devam edeceklerse bu hatayı yapmamalı ve Jesus'u bir şekilde tutmalı. Çünkü oynanan bu oyun taktiksel dizilim bence bu lig için önemli. Oyuncu kalitesi 1-2 seviye arttırılabilirse ki arttırılabilecek paraları harcadı Fenerbahçe bu sene ama kötü transferler yaptı. Bence bu sefer yeni bir zar atmamalılar. Jesus'ta devam etmeliler. Ben böyle düşünüyorum. Valla cesusta devam edilecek gibi duruyor bence bu arada. Yani şu an Cesus'un vücut dili, Cesus'un konuşmaları, Ali Koç'un Cesus'a olan bakışı, duruşu... E, Cesus'la devam edileceği gibi duruyor. Ha, Fenerbahçe'de işler bir günde bozulur. Bir günde toplar. Yarın Fenerbahçe'yi e, bir kupada eğlenirken gördüğümüz akşam... Cesus'u da uçağa binerken görüyor olabiliriz. Yani Fenerbahçe'de kararlar bir anda verildiği için... Ee, gitme kararını da bir anda verebilir Fenerbahçe. O yüzden hani bugünden cesus kalsın ya da gitsin ya da kalır ya da gider demenin pek bir sağlıklı bir tarafı yok Fenerbahçe'de çünkü Fenerbahçe sağlıklı bir camia değil. Fenerbahçe çok alüvyon zemin bir camia yani bir kayanın üstüne oturan bir yapısı yok şu an yönetim anlamında. Yani çok kaygan bir zemini var. Yani bu arada transfer anlamında da hocaya tepki gösteriliyor aldığı oyuncular bazında ama Gustavo Henrique ve Arao dışında hocanın bizzat istediği bir oyuncu oldu mu Fenerbahçe'ye bu sene? Fenerbahçeli dostlarımız Burma, daha iyi bilecektir ama Lincoln yani Lincoln bence okey bir transfer Fenerbahçe için ama zaten Buruma'nın ben hocadan ziyade yönetimsel bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ee... Samet'in falan ben hoca transferi olduğunu hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Yani hocanın muhtemelen Samet'in varlığından ya bir Adana Demir Sporlu Samet'i getirin mi demiş bana beyler yani. Sanmıyorum böyle bir şey oldu. Perez diyorlar. Luan Perez. Yani çok adam aldırdı görkem bence. Ama kesin, seneye kesin. kalacağı senaryoda, seneye kalacağı senaryoda, seneye Fenerbahçe ile devam edeceği senaryoda ee, hoca sen bu sene artık bu yaz transferlere karışma. Sen sadece pozisyon söyle biz alalım gibi bir, form, bir şey söylenebilir artık. Hele ki ilk sene su şampiyon değilse. Yani bak sen Brezilya milli takımına iş atıyordun. Oradan haber gelmedi. Flamengo diyordun. Oraya gidemedin. Ee, Benfica'ya dönüş kapalı. Sporting'e dönüş kapalı. Gerçi Sporting kapısı açılabilir. Sporting'in hocası. Gerçi Benfica kapısı da açılabilir. Yani ee, hem Benfica'nın hocasını hem Sporting'in hocasını seneye Premier Lig'e e gidecek diyorlar. İkisinin de gittiği senaryoda akıllara bir cesus gelebilir mi? Gelebilir. Ee, Ama gelmeyebilir Röcük yani. Var galiba diğerinde de Sporting'te kim vardı hatırlayamadım eski futbolcu Miguel Veloso muydu? Şey neydi bizimkiler çok hastasıymış ya sormuşlar kimi getirelim diye onlar da getirin demiş. Amorim. Ha Ruben Amarim doğru. Yani olabilir abi ben zaten anlayamıyorum Türk takımları bunu çok yapıyor. Yani hiçbir hoca ya hiçbir hocaya Şenol Güneş ve Fatih terimde dahil olmak üzere bence transfer bırakılmamalı kulüplerde. Yani ya transfer ben hoca tek işi işte değil. Teknik direktör bence de hocanın işi değil. Yani ha e, işte böyle senin az önce dediğin adamlar gibi işte Şenol Güneş Fatih terim gibi bir figürse e, o figürleri zaten kulübe getirmenin belli bir Bedeli var. Yönetimsel anlamda bazı otoriteleri kaybetmek gibi bir bedeli var. O bedelini ödersin bazı transferlerde. Yani iki topçu arasında kalındığı zaman o bedeli ödersin ve kararı o verir sen vereceğine. Ama onun dışında öyle çok fazla bir ip ileri ele bırakma fikrine ben karşıyım. Fenerbahçe bunu çok da iyi yapmaya başladı aslında. Hatırlarsın Beşiktaş'ta şampiyonluğa gidildiği dönemde devre arasında yanlış hatırlamıyorsam Atilla Salay ve Osay hamlesi gelmişti ve scout ekibinin önerdiği oyunculardı bunlar. Geçen sezon da yine Pereira ile beraber scout ekibinin doğru hamleleri oldu Kim Minje vesaire ama bu sene yine biraz menajer işleri oldu galiba Fenerbahçe'de öyle anlıyorum. Biraz daha isimli ve kariyerli oyunculara gidilmeyi tercih ettiler belli yerlerde. Yani kulüpler inşallah bu anlamda biraz daha toparlarlar. Ahmet Tuğba'nın ikinci sarı kartı sorulmuş chatte. Yani ben çok kontrolsüz bir şekilde hava topuna çıktığını düşünüyorum. Orada da eliyle yüzüne falan temas ediyor. Evet çok ciddi bir darbe yok ama yani topla da pek bir ilişkisi yok. Terse olsa da verir miydi? Bence vermezdi ama verdiği zaman da niye verdin diyebileceğim bir sarı kart değil benim açıkçası. Bu arada biz Fenerbahçe maçını izlerken Konyaspor Konya Spor Adana Demirspor maçında Adana Demirspor'a inanılmaz skandal ve penaltı veriliyor. Twitter'dan izledim. Daha sonrasında Ahmet Bakır'ın tweetini okudum. Ahmet Bakır da diyor ki maçın bittiği yerde çok skandal. Konya Spor Kulübü'nden de bir açıklama gelmiş. Açıklamaya bir hemen bakalım. Ee, açıklamada Konya şunu diyor. Konya Spor Camiası olarak üzülerek görüyoruz ki TFF ve kurumları gayri ciddi yönetilmeye devam etmektedir. Ee, yaşadığımız hakem faciasının ardından Lali Orta'nın onurlu bir hareket sergileyerek istifa etmesini ve Sarper Barış Saka isimli elemanı TFF'deki ve MHK'deki görevlerine son verilmesi ivedi şekilde bekliyor, talep ediyor. Takipsi olacağını bilinmesini istiyoruz. İstifa mı? i̇stifayı anca lağım fareleri yabancıların köpekleri, ajanları falan istemez miydi? Bir, ay bir buçuk, bir buçuk ay önce öyle bir şey demişti Konya Spor Kulübü. Ben istifayı sadece lağım fareleri e, ajanlar, çakallar, teröristler ister diye düşünmüştüm. Demek ki canı yanınca bir şeylerden mutlu olmayınca insanlar istifa isteyebiliyormuş. Enteresan. Yakında bir de ateşi bulur. Konya Spor Kulübü. Daha sonra belki cilalı bir taş bulabilir. Bu gelişimlerini takip ediyoruz. Merakla bekliyoruz. Demek ki insanlar bir şeylerden razı olunca istifa edebiliyorlar ve terörist lan faresi köpek olmuyorlar. Ne güzel bak. Ee... Fatih Altaylı, Kerem Kınık ve Lale Orta Türkiye'de bu iş yapamıyorum deyip kenara çekilmesi gereken iki insan ama çekilmiyorlar diyor. Ya bu Lale Orta meselesi. E, ben normalde benim hani kanallarımda falan benim kanalımı uzun süredir izleyen insanlar bilirler. Ben bu tarz şeyleri hakemler üzerinden okumayı sevmem. Türkiye'de her meslek grubunun işini kötü yaptığına ve hakemlerinde bu meslek gruplardan birini olduğunu inanırım. Ama e, Lale Orta meselesinde hakikaten sıkıntı var. Çünkü Lale Orta Geldiğinden beri bir ekstra bir kötü yani. Yani normalde 10 üzeri 7 kötülerdi de yani artık 10 üzeri 9-9.5'a kimsenin e, dayanacak tahammülü kalmadı. Artık buna ne denememesi lazım buna ne denememesi lazım nasıl çözülecek bilmiyorum yani bu yapamıyorum deyip bırakılacak bir iş aslında bu ben yapamadım. Ben bu vatana millete doğru hizmet edemiyorum deyip bırakılması gereken bir şey ama bırakılmayacak gibi de duruyor Görkem sen ne diyorsun? Abi ben yani Lale Orta konusunda bence biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yani evet Galatasaraylı arkadaşlarımız, dostlarımız belli bahçelere kızdılar. Bence kendilerince haklılar. Ama yani, yani geleli 2-3 ay olmuş zaten hakemler bildiğimiz hakemler. Yani ben hakikaten MHK başkanlarının bu kadar hedef alınmasını bunu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray üçü de yaptığı zaman anlam veremiyorum. Şimdi Anadolu kulüplerinde de moda oldu bu. Yani hakemler bu, federasyon bu. Yani gerçekten oraya gelen bir insanın e, ben bir şeyleri değiştirebileceğine dair bir inancım yok. Ben bu işlerin Türkiye'de hakikaten istemsel olduğunu düşünüyorum. Yani ilerle orta gitsin, kalsın açıkçası çok umurumda değil ama. Lale Orta gidince de sorunlar değişmeyecek. Yani yıllardır MHK başkanları konuşuyoruz. Hiçbir şey değişmiyor yani. %100 katılıyorum sana ama hiçbir noktada katılmıyorum ki ekstra bir kötülük var. Özellikle bu var odasını arayıp Beyin Sports'u arayıp şöyle yapalım böyle yapalım laflarından sonra ekstra bir kötülük var. Aslında ekstra kötülük şurada başladı. Ee, bu var kayıtlarının açığa çıkarıldığı gün. Yani var kayıtlarının açığa çıkarıldığı gün birçok şirazenin kaydığı gündü. Yani o iş çünkü o iş yapıldığı zaman bir de şu dendi bir daha yapılmayacak dendi. Abi yani, yani o sistemsel... iş o iş yani sadece bir kulübe yapılmış. Sadece iki kulübe yapılmış gibi oldu o iş. Ondan sonra Aynen hakemlerin Shirazi tamamen kaydı. Aynen öyle. Ya chat'te insanlar yanlış anlamış olabilir. Lale ortaya haksızlık var derken konunun sadece Lale Ortay'la bir alakası olmadığını düşündüğüm için söyledim bunu. Yani bunun önceki MHK başkanı için de aynı şeyleri konuşuyorduk. Öf, yaptığı şeylerde çok ciddi yanlışlıklar, hatalar var ama ben MHK başkanı, hakem, federasyon ya yani bunların dediğim gibi baştan balık baştan kokuyor açıkçası. İnşallah büyük bir değişimle bunlardaki bu saçmalıkları da değiştiririz. Galatasaraylı dostlarımız kızmış haklı olarak ama hani ben onlar için hani Galatasaray aleyhine bir şey söylemek için söylemiyorum bunu hakikaten. Ya sen Hakemler... orta değil mahalle ortada gelse Galatasaray Aynen Yine bunları öyle. yaşardı diyorsun. Senin dediğin şey mi? Aynen öyle. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Türkiye'de biz bunu seninle hep konuşuyoruz aslında son 8-10 senedir her zaman hak eden takım şampiyon oluyor abi bir şekilde hakemler bir şekilde kötü iyi konuşuyoruz ama düşmesi gerekenler genelde düşüyor şampiyon olması gerekenler de genelde şampiyon oluyor e bu sezon Galatasaray e evet hakemler bence bu sezon Galatasaray'a Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre biraz daha fazla haksızlık yaptığını düşünüyorum açıkçası özellikle Konya maçı geliyor aklıma son zamanlarda Fenerbahçe'nin son 3 maçı aklıma geldiğinde Galatasaray'ın isyan etmesini makul buluyorum. Ama e, günün sonunda 8-10 yıldır son zamanlarda hatırladığım kadarıyla şampiyon olmayı hak eden takımlar bir şekilde şampiyon oluyor. Dolayısıyla e, çok takılmasın Galatasaray dostlar mükemmel bir sezon geçiriyorlar inşallah da hak ettiklerini alırlar. Beyler iyi yayınlar. Hoş geldin Eren'im. Hoş bulduk. İzledim biraz sizi maçı da izledim. Sizi de dinledim. Biraz e, yoldaydım o sırada. Şimdi bu Görkem'in söylediği hakemler konusu doğru. Hani e, yıllardır süre gelen bir şey. İşte şampiyonlukları ne kadar belirliyor, hak eden oluyor olmuyor vesaire bunlar ayrı konu belki ama bence son dönemde bu algıyı tamamen değiştiren şey e, var kararlar oldu. Yani hani sahada hakem gördü, vermedi, inanmadı işte foul böyle olurdu olmaz değil çok konuşuyorduk yıllarca ama şimdi önünde 32 kameradan çekilmiş her açıdan görüntüsü olan pozisyona adam e, hiç temas olmadan foul alan oyuncuya penaltıya müdahale etmediği zaman var aslında Türkiye'de niyetleri ortaya çıkarmış oldu. Ve bu niyetlerin derinliği aslında bence bu tartışmayı daha büyüttü. Yani öbür tarafta biz hakemlerin yeterliliğini tartışıyorduk. Şimdi niyetleri çok açıkça gözükür hale geldi. Yani bu vardaki Operasyon sağdaki yönetim kararlarından çok daha ötede. Bence esas sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Ama bu var çıktığından beri yok mu abi? Yani Türkiye'de var uygulandığından beri bir şekilde biz var kararlarının skandal olduğunu ve e, var olduğu halde bu tip hataların olmasını art niyetli bulduğumuzu konuşuyoruz hep. Yani bu Türkiye'de 2-3 yıldır hatta 4-5 yıldır var yani. Ya Türkiye'deki problem bir genel problem var. Bak genel problem yok demiyorum. Mesela işte devletteki bütün kurumlarda da yozlaşma var. Bütün kurumlardan da şikayetçiyiz. Ama mesela işte Kızılay'ın başkanından ya Kızılay'ın başkanından atayan adamın tarafı bile şikayetçi. Şimdi Lale Orta yani Türkiye'deki spora dair birçok kurumda TFF'deki birçok kurumda MK'daki geçmiş başkanlarda hepsinde arıza vardı. Ama Lale Orta geldiğinden beri ekstra saçma sapan bir şeyler dönüyor. Yani üst üste oluyor ve üst üste damara basar gibi oluyor. E şimdi böyle olduğu zaman bu kadar göze artık kör göze parmak kör göze parmak olduğu zaman artık yani Kardeşim yani git de yani demek ki orada bir şeyler yanlış gidiyor değil mi? Ve her hafta 2-3 tane kulüp ey Allah canım yandı diye açıklama yapıyor. Yani 2-3 tane kulüp her hafta benim kaderimle oynandı diyorsa bir yerde de artık bir şapkalar önümüze koyacağız ha. Yani koymamız lazım yani. yani kaldı ki burada e, yani lala hanım da bu işin e, yorumculuğunu yapmış aylarca bir e, devletin e, devletinde miyim de yani yayıncı kuruluşun kanalında bu işin yorumunu yapmış bir kadın yani kendini görebiliyordur yani ha bu bu arada Ferah maçı başakşehir maçıyla bir alakası olan bir konuşma değil yani en son Adana Demir Konya'yı konuşuyorduk onunla alakalı. İstanbul Spor maçında da bugün mesela tuhaf bir penaltı var verilen. üst üste penaltı. çok fazla Korkunçuk yerde, Korkunçuk üst üste çok fazla yerde çok fazla insanın canı yandı. Ya bu olacak iş değil yani. Ya ben gözümünle izlediğim maç TT Arada Galatasaray Adana Demir maçında Emre Akbaba'nın pozisyon mesele. Ondan yani, sonra Konya'da Konya Galatasaray maçında pozisyon. Aynı Ahmet işte, pozisyonu. Alanya'da evet. Usai Osay Samuel'in pozisyon. Yani Fener Beşiktaş, maçı, Fener Beşiktaş, 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 Beşiktaş. maçında Arda'nın pozisyon. Yani ya eskiden eskiden derdi ki hakem ince ince oydu. işte ince ince doğradı. Burada öyle şey yok yani kabak gibi pozisyonlara hiçbir müdahale yok. Ya bugün Bu, Adana Demir maçında bir penaltı çalınıyor işte, Konya'ya yani. Konya ya, izleyin yani. Bak bu Adana Demir aleyhine verilen penal şey Konya aleyhine verilen penal diye bir izleyin bugün. Ya yani demek istediğim şeyi anlayacaksınız. Balık baştan kokmuş. İnanılmaz. Aynen öyle. Yani bu e, çürümüş kurumlar yani. Çürümüş. Ya yani gitmesi lazım artık. Yani artık bir selah bir nefes vermesi lazım. tuhaf yani. Ben bu şeye de inanmıyorum mesela ligde heyecan olsun diye yön veriliyor. E geçen sene verilirdi abi Galatasaray yarışta değil, Beşiktaş yarışta değil, Fenerbahçe yarışta değil. Niye Trabzon tek başına götürsün? Rating amaçlı olsa bu işler. Yani ben bu işlerin hakikaten yönetememek olduğunu düşünüyorum. Ben bu işlerin hakikaten Hakemlerin gözünde bu şeyi gö götürememek olduğunu düşünüyorum. Yani hakemlere Ve doğru e mesajlar verilmiyor, doğru atamalar yapılmıyor. Bence. Bir de şöyle şeyler oluyor. Ee, belki görkem de takip etmiştir. Mesela belli aralıklarla hakem seminerleri var. Ee, milli maç aralarında mı oluyor artık? Tam bilemiyorum zamanda ama. Mesela bir 6-8 hafta lig oynanmış, kıyamet kopmuş, bir sürü tuhaf karar var. O seminerde şöyle bir karar veriliyor. Artık bu pozisyonlara var karışsın. Ondan sonraki 8 hafta öyle yönetiliyor. Yani sezon başında adının konması gereken bir sürü kural kaide sezonun içinde gelen tepkilere göre yorumlar da değişiyor. Bir ara var hiç müdahale etmesin deniyordu. Ondan sonra var her şeye müdahale eder hale geldi. Şimdi gördüğüne çağıramaz hale geldi. Ne olduğunu anlamıyorum yani ben. Ya ben şey açıklık geçireyim bu arada. Şimdi chatte de okuyorum. Ee, i̇nsanlar haklı olarak yanlış anlamış olabilirler ama söylemek istediğim şey şu. 2-3 tane çok yakın hakem dostum var. Onlarla da sürekli konuşuyorum bunları. Ee, yani hakemlerin, MHK başkanlarının salladıkları bile yok. Kendi işlerinde çok ciddi bir çeteleşme, kendi işlerinde çok ciddi bir gruplaşma var. E, açıkçası kendi aralarında tayin ettikleri dönemler oluyor ligi zaman zaman söylemek istediğim şey bu arkadaşlar yani ne hakemlerden memnunum bu arada Fenerbahçe'li değilim hastada Beşiktaş'lıyım Beşiktaş kongreyesiyim e, Fenerbahçeli herhangi bir alakam yok aksine sonuç 4 haftadır Fenerbahçe'nin hakemler tarafından daha fazla lehine hata yapıldığını da düşünüyorum ama söylemek istediğim şey şu yani MHK başkanının inanın bana hiçbir vasfı ve hiçbir e, ağırlığı yok maalesef böyle olmaması gerekiyor ama bence böyle. Ve bu tarz haftaları yönetecek hakem stoğu da yok ellerinde. Ha, o, yani o da doğru. Vardakiler de niteliksiz, sağdakiler de niteliksiz. İşte bütün derbileri Halil Umut'a yönettirdiler. Herhalde rekormuş. Yani ciddi anlamda bir insan kaynağı problemi de oluştu. Yani Selçuk Bayraktar i̇ha falan uğraşacağına 10 tane robot hakem yapsa bu millete çok daha büyük faydası olur. Robot Babür gibi 10 tane maçın içinde robot süpürge gibi çimin üstünde geze geze maçı yönetse bu millet çok daha büyük ferahlık yaşar. İHA'dan da SİHA'dan da büyük ferahlık yaşar. 10 tane. 11 tane bile değil. Alt liglerde kim kimi yiyorsa yesin. Yani 10 tane robot hakem lazım. Yani görecek gözüyle algılayacak pozisyonu gözlerinin üstünde korner yazacak mesela. Korner kullanacağız. Algılayacak top çizgiyi geçti diyecek. Algılayacak offside. Bütün pozisyonları gireceğiz adı, beynine. Bütün pozisyonları gireceğiz. O sürekli toputan uzak şekilde pozisyonları izleyip karar verecek. Bu kadar ya. Robotun kodlarıyla oynandığı şu takıma çalışıyor derler. Demezler herhalde o kadarını beyler. Derler mi bilmiyorum. Nereli? Selçuk Bayraktar takım tutuyor mu? Belki ona biraz %5 şeyli kodlar. %5 imtiyazlı kodlar ona. TS'li mi? İyi biraz %5 TS kullansın iyi olur. %5, %5 Trabzon kollamalı robot. Ben okeyim buna. Bundan sonra bütün maçları bir robot yönetecek ama robot Trabzon'u %5 kayıracak. Okey misiniz? Ben okeyim abi. Ben de okeyim. Okey abi mesela bunu al herkes alır. Ya bir tane kusuru var robotun. Trabzon'u yüzde beş kayırıyor. Neyse abi hakeme çok battık. Fener Başakşehir'le bu hakem işlerinin alakası yok. Başakşehir'de yok. şeyi anlamadım. E, ee, Biglia'nın sarısı varken çıkarmaması. Yedekte Berkay varken. Bence çıkarması lazımdı. Çok geç kaldı. Başakşehir'de anlamadığım Başakşehir'in çok zor hücum eden bir takım oluşu. Yani Başakşehir hücum ederken ya attığı gol zaten savunma hatası ama onun dışında kendi de hücum ederken çok zorlanıyor. Yani çıkarken Emre Belezoğlu tak, yani nasıl bir şey kurguluyor da takım onu sahaya yansıtamıyor bilmiyorum da yani sahaya organize bir şekilde sahada organize bir şekilde çoğalamıyor rakip sahada ve hücuma geçemiyor gibi hissediyorum. Bir ekstra bir temposuzluk sorunu var ki Türkiye'deki en büyük problem bence bunu her zaman söylüyorum. Süper Lig takımlarında en olmaması gereken şey tempo sorunu ve Başakşehir'de ciddi bir tempo sorunu var. Ee, en tempolu oyuncun Traure. Traore ile kavga ettin. Traure'yi gönderdin. Yani şimdi Patrick şiş iyi. Kötü değil. Ama mesela elindeki adam ondan iyiydi. Ee, tek tempolu oyuncum belki o. Ama o da bir yere kadar. Onu da yeteri kadar kullanamıyorsun. E, elindeki kadro tecrübeli diyebilirsin ama bana göre bu artık tecrübeliden de öte antal ve yaşlı bir takım. Hücuma çıkamıyorsun. Bir şey üretemiyorsun. Yani Başakşehir'in önünde e, nasıl bir soru var bilmiyorum. Yani nasıl bir yol haritası var bilmiyorum. Ama Başakşehir'in önümüzdeki sezon bu haliyle götürememez, götüremeyeceği çok net. Yani Başakşehir'de çok ciddi değişim lazım ve bu değişimde de mesela yani gidiyorsun Adnan Yanuzacı alıyorsun. Ya Adnan Yanuzac'lık bir şey yok artık. Kendi özüne başarılı olduğu günlerdeki transfer politikana dönsen abi Adnan Yanuzac falan ne? Yani ben bakıyorum hala aynı adam görev alıyor Başakşehir'de. Mustafa Eroütmeydi. Aynen. Yani orada bir yönetim kadrosunda da bir değişim yok ama adam sanki aynı adam değil yani. O en başlarda o Düşük bütçelerle doğru düzgün takımı kuran adam şu an yok gibi sanki. Yani Mustafa anlamsız Deren... işler oluyor. Çatliler, yanuzajlar falan filan tuhaf işler oluyor yani. CEO oldu bildiğim kadarıyla. Transfer işini Ed Newton ve yanında biri daha var yönetici. Onunla beraber yürütüyorlar diye biliyorum. Ama katılıyorum sana. Ben bugün hocanın değişikliklerde de çok geç kaldığını düşünüyorum. Yani dakika 80'e kadar kimseyi değiştirmedi. Yani orada bir sıkıntı var çok daha evvel değişiklikler yapabilirdi de. yani hem takım çok yoruldu hem mesela işte sarı kartlı dediğim gibi Bikli'ye var yani yedeklerde Berkay Özcan gibi bir adam var biraz olsun tempo katabilir maça hani skoru da bulmuşsun skoru da eline almışsın tempoyu da koysa bir şeyler üretebileceksin bir şeyler yapabileceksin belki yani şu anki haliyle bilmiyorum çok zor çok zor buluyorum Adnan Yanuzay pozisyonuyla Soner Aydoğdu üst direğini benzettim ben. O yorumladınız mı bu şekilde pozisyonu? Aynen bu şekilde yorumladım sen gelmeden önce. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> evet Fener'le ilgili var mı? Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe kısmı ile ilgili olumlu bulduğumuz yer. Joao Pedro'nun iki golü var. Joao Pedro ilk kez Fenerbahçe'de bir maçta bu kadar katkı verdi. Bayağı bir süre sonra da bir maçta iki gol buldu. Yani yine karambol. ikinci gol yine karambol. Mesela geçen haftaki gol de karambol goldü. Bu haftaki gol de karambol. Hmm. Elimizde şey istatistiği var mı ya? Ceza sahasına atılan her topta Valencia bir şekilde topla buluşuyor. Yani inanılmaz sayıda topla buluşuyor Valencia. Takım mı onu buluşturuyor? Kendisi mi çok hareketli? Hani bununla ilgili çok teknik yorum yapamayacağım ama Valencia inanılmaz sayıda topla buluşup orayı karıştırıyor. Çalıyorum Kendi de topla abi. giriyor. Kendi de topla giriyor, buluşuyor da. Yani çok ciddi bir hakimiyeti var ceza sahasında. Ben de size başka bir şey sorayım o zaman. Chattekiler de yorumlarını belirtirse sevinirim. Fenerbahçe'nin Arda'yı bir kenara alırsak. Orta ikilisinde sizce kim oynamalı? Yani Crespo, İsmail, Arda benim için oynaması gereken üçlü... Sizin bu konudaki fikrinizi merak ediyorum açıkçası. Ben zaysız yapmam. Gerisine çok karışmam ama Zayzsız Akapoy'a. Çok mu dandik evet. oldu benim orta saha? Yok. Hayır. Gayet iyi gibi bence. Yani İsmail'le bilmiyorum yani İsmail iyi performanslar çıkarıyor ama hani oyuncu olarak Crespo'ya tercih ediledebilir. Ama ben zaysız bir orta saha yapmam Fenerbahçe'yi ben yönetiyorsam. Benim chat full benle bu arada chat'i okuyorum. Chat'te Aslan, benle bu Atilla olan yazan şeyler <laughs> da... da var. Lale Orta. Gülmekle başkülmek. Da... <laughs> Merkezde 6 numara Lale Orta. <laughs> en çok ismi yazılan adam, en az ismi yazılan adam Arao bu arada. Ben de Arao'yu ona. Fenerbahçe taraftarının e, kafasında en az olan adam Arao demek ki. Öyle görüyorum. Crespo'ymu berbat topçu diyorlar. Ben katılmıyorum bu arada. Ben bence Fenerbahçe'nin bu sezon bir Fenerbahçe'nin bu sezon doğru yapmadığı işlerden biri oldu bence. Geçen sene İsmail Kartal'ın üstüne giderek eee Üç 3-4 tane oyuncu vardı. Yani Crespo'yu kazandı, Zai'sı kazandı, seriyi öyle yakaladı. Bu sezon orada hazır gibi gözüken bazı yerleri çok transferle çok bozduklarını düşünüyorum ben. Yani çok da kötü sonuçlar almadı yani. Hani bu da çok önemli bir eleştiri gibi gözükmeyebilir. Çok da rotasyon yaptı. Ama mesela biz Beşiktaşlılar olarak bir sezon açıyor olsaydık bu sezon. Geçen sezonu iyi bitirmiş o ikiliyi asla dokunmazdık. Elimizde Arda olsa Abi Fenerbahçe'nin yaptığı derdi. her şeyi eleştiriyoruz. Ama Fenerbahçe'nin yaptığı her şeyi eleştirirken şunu da unutmamak lazım. Şu an Fenerbahçe ligin lideri. Yani Fenerbahçe şu an şampiyon. Sadece önünde tavşan atlet gibi çok önden giden bir Galatasaray var. Yani. Evet evet. Yani 19'da 18 falan yapmış bir takım var yani. Yoksa şu anki normal bir ligde Fenerbahçe şu an lider. Yani normal bir Hatırlığı ligde lider. Atılan sayısı var. falan da çok çok iyi. Tabii hiçbir şeyde eksiği yok yani. Sadece yani rakibi çok güçlü yani çok bir şey ekstra yok. bir sezon oldu. Yani aynen öyle ya. Bu sene Galatasaray'ın yaptığı şey böyle 10 senede bir falan olabilecek bir şey. Belki o o bile yoktur abi. Yani ben yakın tarihte son 15-20 yılda Oğlum böyle bir performans zaten Beşiktaş'tan aldılar rekoru. Beşiktaş o rekoru ne zaman kırmış ki ya? 60'larda olması lazım. Tabii. Beşiktaş'ın rekoru hangi yılmış ki Galatasaray kırdı işte düşünün yani. O yüzden hani Fener'i çok eleştirelim. Tamam. Hani Fener'i eleştirmek de iyidir. Hani iyi reytingi olan iştir. Fener osu yanlış, bu su yanlış, başkanı yanlış, hocası yanlış, İrfan'ı yanlış, Mert Hakan'ı yanlış. Yani her şey yanlış da Fenerbahçe şu an şampiyon olacak puana sahip zaten. Sadece Mesel her zamanki Fener şanssızlıklarından biri ki inanılmaz Bu arada bir. ya böyle Galatasaray. diyoruz Fenerbahçe Galatasaray'ı içeride yense puan tam aklımda değil puan tablosu ya ama ona, kafa kafaya oluyorlar galiba, değil mi? kafa yoluyorlar galiba. Ya yani kafa kafa yoluyorlar. Ondan üstüne Cessun, üç, dış, Cessun, üç kolay, şu ana kadarki şu ana kadar ki büyük maç performansı Teterna'da onu yapamayacağını söylüyor ama da belli olmaz. Ha yok Fenerbahçe Olur. içeride yenilmeseydi yok, Galatasaray'a yenilmeseydi Galatasaray'a yenilmeseydi eşitti diyor. Eşitlerdi Kadıköy'de, Kadıköy'de yani. Kadıköy'e yenilmeseydi evet, eşitlerdi. eşitlerdi. Ama işte zaten hani Fenerbahçe taraftarının mesela en çok kızdığı iş evinde hem Galatasaray'a hem Beşiktaş'a e kaybetmesi. Yani bu mesela orada verilen bir 6 puan var ki inanılmaz bir 6 puan. Zaten mesela, bir mesela... tek orada verdi puan. Yani onları da kazansa rekoru Jesus kıracaktı neredeyse. 2015-16'da da mesela yani Mario Gomez'e denk gelmesi o zaman da Fenerbahçe çok tartışmalara rağmen şampiyonluk puanı almıştı aslında. Tabii. Aynen öyle. Alan attı. Hatasını telafi etti. Penaltıyı unutturdu. Golünü attı Alant. Fener çok ittire kaktıra gidiyor diyorlar. Ben ya abi ittire kaktıra Biz şimdi konuşuyoruz ya dostum. Biz şimdi ittire kaktıra hakem mukem diyoruz ya. Yazın doğru gece sus. Kontrat için masaya oturduğu zaman bak diyecek 2.35 puan ortalaması tutturdum. 2.35'i götümden attım. Ne yapayım diyecek mesela Ali Koç'a. Yani herif 2.65 yaptı. Onu da götümden uydurdum. Yani ne yapayım? 9 biri, biri 2.44. E ne yapayım lan, ne an an yapayım abi. diyecek ya. Yani. Bu kadar oldu diyecek ya. Bu kadar oldu diyecek. Bu kadar oldu ben diyecek. Ben Fenerbahçe'nin çok ittire kaktıra gittiğini de düşünmüyorum abi. Evet son 3 maç böyle gözüküyor olabilir ama ya Ankara gücü maçında falan ilk yarıda Arda'nın kaçırdığı bir sürü pozisyon var. Karagümrük maçında 6 yedi, 7 abuk sabuk bir gol var. Yani Fenerbahçe sonucu alacak oyunu... Bak mesela Fenerli bir, bir de demiş ki Galatasaray'ın ilk yarı maçları. Galatasaray ilk yarıda kötü oynarken Gomis'le falan kazandığı bir dönem de var. Ama Galatasaray'ın şu son 19-18 maçı inanılmaz. Yani 18-19 maçı... He, Galatasaray 18-19 maçları iyi oynamıyor. Kötü oynayıp kazandığı da oluyor ama yani... Hani domine ettiği, yani rakibini maç izlemekten soğuttuğu, uzaklaştırdığı dönem de var yani. Hakikaten eee. Eh. Anasını satayım yeter be şunu izleyeceğiz de yayına gireceğiz falan diye offlayıp pofladığım çok yayın var yani Galatasaray maçlarından önce. Yani şu hani yayın işlerini yapmasam yayıncılık işlerini yapmasam birçok Galatasaray maçını izlemezdim o 19 maçın on Yani rakibi uzaklaş televizyondan uzaklaştırır bir takım yani. Bıkıyorsun izlerken. Hmm. Şimdi yarın Trabzonspor'un maçı var ama yarın Trabzonspor'un yeni hocası yok. Değil mi? Herif tribünde olacak. Maçta işte olmayacak. Bugün çıkan haberlere göre öyleydi. Evet ben de öyle takip ettim abi. Ee, o yüzden hani Trabzonspor maçıyla ilgili de söyleyecek bir şey yok. Fenerbahçeli kardeşleri tekrardan kutlarız. Hani bu maçın bana göre hakemli açıklanabilir bir tarafı yoktu. Yani bu şu ana kadar Fenerbahçe'nin hakemli açıklanabilir maçları oldu ama bu maçın öyle bir yanı yoktu. Fenerbahçe kazandı. Acayip bir yarışta, acayip bir şekilde de takibe devam ediyor Galatasaray'ı. Galatasaraylılar bunun <laughs> adil bir rekabet ediş olduğunu düşünmüyorlar ama bir şekilde takip etmeye devam ediyor. Bir şekilde hatasını kollamaya devam ediyor. ...değişik bir yarış oluyor... ...işte ETR'a neye kalır mı bilmiyorum... ...sanmıyorum da bu bir yandan da... ...bence bir hafta... ...iki hafta önce falan bitecek... ...ama... enteresan bir yarışa doğru... ...gidiyor iki takım... ...özellikle 30 Nisan'daki... Be ...Beşiktaş-Galatasaray maçı... ...bak bir kardeş de yazmış çok kritik diye... ...yani... ...bakalım neler olacak... ...daha neler göreceğiz... Merbaçeli kardeşlere e, tekrardan tebrik ediyoruz anket tayfa toparlan hemen kuzenlere yaz E-talks hastaları WhatsApp grubuna yaz e, Twitter'a yaz anket hastaları hesabına gir oradan mesajlaş anketlere geçiyoruz YouTube sizlere de veda ediyoruz Sizleri öpüyoruz. Hoşçakalın.